Herkese merhabalar. Ben Neşe. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere narlı cheesecake yapacağım. Öncelikle bir malzemelerimize göz atalım. Sonrasında bu lezzetli tatlıyı yapmaya başlayalım. Narlı cheesecake için gereken malzemeler. Burada eritilmiş tereyağım var. Burada da hemen hemen bir çay bardağına yakın fındık var. 2 paket yulaflı bisküvi ihtiyacımız var. Bu üçü taban için kullanılacak. Bir de kreması için 2 adet yumurta, 1 paket çiğ krema, 450 gram labne peyniri, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı nişasta, herhangi bir nişasta olabilir. 1 su bardağı toz şeker kullanılıyor ama ben 1 su bardağından biraz daha az kullanıyorum. Cheesecake'imizin sosu için 2 su bardağı nar suyuna ihtiyacımız var. 2 yemek kaşığı tepeleme değil, 2 yemek kaşığı silme. Buğday nişastası ya da mısır nişastası. Bir de içerisine sosumuzu en son pişirdikten sonra içerisine tane nar tanelerini koyacağız. Bu şekilde. Dilediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz tabii ki. Hemen önüme robotumun kabını aldım ve içerisine dondurucunun vesaire içerisine fındıklarımı koyuyorum. Gelişi güzel. Bunları böyle büyükçe kırıp atıyorum içerisine. Ve hemen onun üzerine de 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı. Zaten bu arada fındık sadece ben koyuyorum. Yani fındık olmasa da olur. Tabanı fındıksız yapıyorlar normalde. Ben fındık koyuyorum daha da lezzetli olsun diye. Fındık yoksa fındıksız da olur. Hemen bunu robottan geçireceğim ve daha sonra kabımıza yerleştireceğiz. Ve şimdi tabanını, bisküvisini robottan geçirdim. Böyle bir kalıp hazırladım. Benimki kelepçeli değil ama kelepçeli olursa sizin için daha kolay olacaktır. İstiyorsanız böyle bir kalıba da koymak zorunda değilsiniz. Şu gördüğünüz borcamın dibini de yerleştirebilirsiniz. Ben daha önce böyle yapıyordum zaten. Hani bunun çıkarmak istiyorum. O yüzden hani görselle de biraz önem veriyorum. Ama evde kimse fazla şey yapmıyorsa bunun bisküvilerini buraya koyup borcamın altına koyup malzemelerinizi üzerine koyup fırına verebilirsiniz. Bu şekilde bu da size bir fikir olmuş olur. Şimdi ben bunun hepsini buraya aktaracağım. Sonra kaşıkla düzelteceğim. Tabanını eşit şekilde kaşıkla güzelce düzeltmeye çalıştım. Şöyle kenarlara biraz daha böyle götürdüm ve kapattım. Çünkü kelepçeli değil bir ikincisi. Üzerine koyacağım kremanın dışarı çıkmaması için biraz destekli bir şekilde yapmaya çalıştım. Şimdi bunu dolaba koyacağım ve kremasını hazırlamaya başlayacağız. Şimdi tabanımızı dolaba koyduk. Kremasını yapmaya başlamadan önce. Çünkü kremasını yapar yapmaz yaklaşık 10-15 dakika dolapta beklettiğimiz tabanın üzerine döküp fırına vereceğimizden dolayı şimdi ben bu borcamın içerisine su koydum. Çok fazla değil. Böyle normal gördüğünüz gibi şu kadar bir su koydum. Bir su bardağına yakın. Fırınımı 160 dereceye getireceğim. Bunu da içerisine koyacağım. Bütün işlemler bitene kadar bu fırında kalacak. Hem buhar etkisi yaratacak fırında ki cheesecake çatlamasın diye. Umarım etkili olur. Şimdi ben bunu fırına veriyorum ve fırını 160 dereceye ayarlıyorum. Ve şimdi bütün malzemeyi karıştıracağım. Öncelikle yumurtalarımla başlıyorum. Bir paket vanilya. Bir de toz şekerimiz vardı. Neredeyse unutuyordum. Bunu iyice karıştıracağım. Varsa mikserinizle de yapabilirsiniz. Benim var ama kullanmak istemiyorum şu anda. İyice karıştırdım. Burada 2 yemek kaşığı nişastam vardı. Onu da iyice karıştırdık ve çiğ kremamız vardı. Çiğ kremamı koydum. Onu da karıştırdım. Bir de labnemiz vardı. Suyu gelmiş. Hemen suyunu süzüyorum bu şekilde. Ve koydum. Bunu da iyice karıştıracağım ve artık tabanını dolaptan çıkarıp içerisine koyup fırına vereceğiz. İyice karıştırdım.
dolaptan da tabanını çıkardım. Hemen döküyorum. Şöyle 1-2 salladım. Şimdi önceden fırınımızı ısıtmıştık ve su koymuştuk. Gerekirse o suyu biraz bekleteceğim en aşağıda. Şimdi bunu fırınımın o tarafına yerleştireceğim ve pişireceğim. O pişerken de biz üst sosunu hazırlayacağız. Ocağın altını açmadan önce buranın içerisine 2 yemek kaşığı nişastamız vardı, koydum. Ben şeker kullanmayacağım bu tarifte, yani bu sosta. İstiyorsanız 1 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Meyvenin şekeri yeterli, yani narın şekeri benim için yeterli. Hatta narlarım biraz daha ekşiydi ama ben seviyorum. Ve 2 su bardağı nar suyumuzu da koyduk. İyice karıştıracağım. Topaklanma kalmadığını gördükten sonra altını açacağım. Ve altını açtım. Hiç durmadan, çünkü içerisinde nişasta var, hiç durmadan çırpacağım. Artık sosum da katılaştı. Altını kapatıyorum. Daha sonra sosumuzu cheesecake'imizin üzerine koyacağız. Yaklaşık bir 45-50 dakikadır 160 derecede pişirmiş olduğum cheesecake'im burada. Ortası birazcık yumuşak böyle ama kenarları gayet güzel pişmiş. Çok fazla da katılaşmasına izin vermeyin. Bu arada altındaki suyu hiçbir şekilde çıkarmadım. Hatta bitti, tekrar 35. dakikasındaydı. Biraz daha su koydum ve fırından hiç çıkarmadım. Şimdi tekrar koyacağım. Hala sıcak zaten. Tekrar koyacağım. İyice soğuduktan sonra üzerine sosunu döküp servis edeceğim. Cheesecake biraz soğudu. Hatta artık, yani hafiften böyle ılık gibi diyebilirim. İstiyorsanız şu ayırmış olduğumuz narları en son üzerine süslemek için de kullanabilirsiniz. Ki ben öyle yapacağım. Ya da direkt şimdi içerisine koyup karıştırıp koyabilirsiniz. Ama ben dişe gelmesini istemediğim için sadece sosunu hemen böyle dökeceğim. Ve bir gece dolapta bekleyecek. Daha sonra servis edeceğim. Ve bir günü bekleyemedim aslında. Yaklaşık 2 saat geçti. Hemen şöyle kenarlarından keseceğim. Daha sonra bunu başka bir yere aktarıp kalıbı çekeceğim. Kenarından kestim. Şimdi böyle yavaşça elimi altına koyup alacağım. Başka bir yere aktaracağım. Şöyle. Gayet güzel. Birazını makasla kestikten sonra şöyle tuttum ve ağzından çektim zaten. Hemen kendisi de geldi. Gördüğünüz gibi artık cheesecake'im servise hazır. Sadece üzerine böyle hafiften süslemeler yapacağım. Resmini de çekeceğim. Öyle sizlerle resmini zaten en son paylaşıyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Narlı cheesecake'imi yaptım, güzelce servise hazırladım. Umarım bu tarifim sizlere açıklayıcı olmuştur. Gerçekten tadı mükemmeldi. Bu şekilde yapın ve yiyin. Sizin beğeneceğinizden eminim. Hem zaten kışa uygun bir cheesecake olacaktır sizlere. Üzerine koyduğumuz o nar sosu ve az şekerli yaptığımız kreması ile bütünleşince harika bir cheesecake oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. İlk kez kanalıma geldiyseniz içeriklerime bir göz atın, kanalıma bir göz atın. Beğenirseniz abone olmayı ve abone ol butonuna bastıktan sonra zile basmayı ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşçakalın.